Sayın seyirciler, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 4 günde 10 ili geziyor. İller için kalkınma projelerini açıklıyor. Arkadaşımız Nihal Akça o projeleri ve gündemdeki gelişmeleri Sayın Bakan Cevdet Yılmaz'a soracak. Sözü Nihal'e bırakıyoruz. Evet Nihal Akça, iyi yayınlar dileyerek sözü sana bırakıyorum. Tabii ki Sayın Bakan'a da hoş geldiniz diyerek. Yabancılık çekmeyeceğiz. Teşekkürler Salda Atalay. Evet, şu anda çok güzel bir manzaradayız. Rize'deyiz. Rize'de deniz kenarındayız. 4 gün boyunca 10 il geziliyor. Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz yeni projeleri anlatıyor. Türkiye'nin ekonomisi gitgide iyiye gidiyor. Çok değerli konuklarım var. Bu güzel günde, güneşli günde bu değerli konuklarıma ben de mikrofonu uzatmak istiyorum. Öncelikle Sayın Bakanımız hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Rize'den, Doğu Karadeniz'den bütün izleyicilerinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gezi başladı, devam ediyor hala. Evet, şimdi Rize kolundayız o gezinin. Kalkınma ajanslarının önemli projeleri var. Türkiye'nin artık gitgide ekonomisi iyiye gidiyor diyebiliriz. Bugün önemli bir yine gündeme damgasını vuran haber. Moody's Türkiye'nin notunu arttırdı. Böylelikle ikinci yatırım yapılabilir ülkeler arasına girdik. IMF'nin son borcu ödendi. Türkiye'nin son artık ekonomik durumu. Nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bunları? Türkiye gerçekten artık bir kritik eşiği atlamış durumda. Zaten uzun süredir aslında hak ediyordu Türkiye bu notu. Nihayet piyasalarından biraz gecikmeli de olsa kredi derecelendirme kuruluşu da bunu takdir etmiş oldular. Bu çok güzel, olumlu bir gelişme. Dünyada belli fonlar işte en az iki kredi derecelendirme kuruluşu yatırım yapılabilir notu verdikten sonra o ülkeye geliyor. Bu açıdan önemli. İnşallah finansman maliyetlerimizi düşürmüş olacak bu yeni durum ve Türkiye'ye olan güveni bütün dünya tabii görmüş olacak. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını da arttırmasını ümit ediyorum ben. Çünkü biz hızla gelişmek zorunda olan bir ülkeyiz. 2023 hedeflerimiz var. Dev projeler gerçekleştirmek zorundayız. Bu yeni ortam hem kamunun kaynak maliyetini düşürecek hem de en az bunun kadar önemli olan özel sektörün kaynak maliyeti düşmüş olacak. Dolayısıyla bu yatırımlarımızı çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulmuş olacağız. Uzun vadede büyümeye olumlu da olumlu katkısı olacak. Yatırımları desteklediği için bu düşük kaynak maliyeti dolayısıyla büyümemize, istihdamımıza da destek olmuş olacak tabii. Evet, ekonomi gitgide iyiye gidiyor dedik. İstanbul için çok önemli de bir proje var. Birkaç gündür konuşuyorduk ki dün ihale neticelendi. Galata Port projesi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Çok önemli bir kere turizm, kesinlikle, liman olarak kesinlikle çok önemli bir yerde. Şimdi çok sayıda projemiz bakın birbiri peşi sıra ya gerçekleşiyor ya başlıyor. Böyle çok yoğun bir gündemimiz var. Sayın Başbakanımızın ilan ettiği bu 2023 projeleri bunlar hep aslında. Bir taraftan işte Marmaray bitiyor biliyorsunuz. Boğaz'dan lastikli geçiş, bir taraftan büyük metro projeleri yürüyor. Üçüncü Boğaz Köprümüzün başlangıcı yapılacak, temeli atılacak. Bir taraftan üçüncü havalimanı dünyayı da gerçekten ilgilendiren dünya ölçeğinde bir proje. Çok büyük bir başarıyla ihalesi gerçekleştirildi. Bir taraftan Körfez geçişi gibi projeler, devasa projeler yürüyor. İşte onlardan bir tanesi de bu Galata Port. Yine gecikmiş bir proje maalesef. Evet. Geçmişte bazı sıkıntılar yaşandı ama şimdi çok sevindirici bir şekilde ihalesinin yapıldığını görüyoruz. Ve bunların şöyle bir özelliği var. Kamu özel işbirliği projeleri bunlar. Yani biz artık bir taraftan bütçemizi daha verimli kullanırken, büyük projeler gerçekleştirirken, bir taraftan da bütçeden hiçbir kaynak aktarmadan kamu özel işbirliği modelleriyle, yap işlet devret, yap kirala, yap işlet, bu tür yöntemlerle kaynakları harekete geçiriyoruz ve ülkemizin hızlı bir şekilde gelişmiş ülkeler sınıfına girmesi adına adımlarımızı birbiri peşi sıra atıyoruz. Burada şunun da büyük rolü var bu projelerin gerçekleştirilmesinde. Türkiye artık tüm dünyaya güven veren bir ülke. Dünyada para problemi yok, güven problemi var. Birçok gelişmiş ülke bu dönemde biliyorsunuz kriz döneminde trilyonlarca dolar para bastılar. Buna rağmen ekonomilerini canlandıramıyorlar. Bankalar büyük paraların üstünde adeta yatmış durumda. Güven olmayınca o ülkelerde yatırım olmuyor, finansman olmuyor. Türkiye ise bu güven vermeyen dünya ortamında bir güven adası olarak işte bu projelerle kaynakları çekiyor. Bunlar tabii Türkiye'nin krizi fırsata dönüştürdüğünün de birer işaret. Başbakan geçtiğimiz günlerde çok müjdeli bir haber verdi. Büyük bir törenle IMF'ye son borcumuz da ödendi. Artık IMF'de en büyük o 20 ülkeden biri olduk biz de. Hatta borç verir durumdayız dedi Sayın Başbakan. Onun hakkında neler söylersiniz? IMF
IMF'den alınan kredi bir kredi değil. Evet. IMF kredi verdiği ülkeleri aynı zamanda kontrol eden bir ülke. Onlar işte kendi başlarına disiplinli hareket edemezler. Biz onları işte kontrol edelim diyen bir kurum. Türkiye geçmişte maalesef bu durumlara düşürülmüştü. Tabii bunun için IMF'yi değil, Türkiye'yi o duruma düşürenleri sorgulamak gerekir. Fakat bu dönemde, bu son 10 yıllık dönemde çok şükür Türkiye o günleri geride bıraktı. IMF'ye borcumuzu ödediğimiz gibi 2014-16 döneminde IMF'nin icra direktörleri kurulunda biliyorsunuz artık Türkiye diğer ülkeleri kontrol eden ülke konumuna gelmiş olacak. Bir taraftan 5 milyar dolar IMF'ye bir kredi açtık biliyorsunuz. Yani rolümüz tamamen değişmiş durumda. Borç verilen, kontrol edilen, kendisine akıl verilen bir ülke konumundan Türkiye çıktı. Borç veren, başka ülkeleri kontrol eden, küresel ekonomiye yön veren, dünyayı bir anlamda idare eden ülkelerden biri haline geldi. Sadece IMF'de değil, G20'de, işte Avrupa mekanizmalarında, yine diğer mekanizmalarında bu ağırlığını Türkiye ortaya koyuyor. İşte bu ekonomik başarısıyla, siyasi istikrarıyla Türkiye izlediği aktif dış politikayla artık çok farklı bir konuma gelmiş durumda. Bütün bunlar onun göstergeleri, yansımaları. Önemli olan yalnız bunu devam ettirmemiz. 2023 perspektifinde daha da güçlü konuma gelmemiz. Aslında bu uluslararası kuruluşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldular biliyorsunuz. Biraz da adaletsiz bir yapı var orada. Hem Birleşmiş Milletler'de hem bu IMF'de, Dünya Bankası'nda giderek dünyada gelişmekte olan ülkelerin gücü artıyor. Türkiye gibi, Çin gibi, Brezilya gibi artık bu ülkeler uluslararası kurumlarda da daha fazla söz söylemeli. Dünyanın şartları 2. Dünya Savaşı sonrasının şartları değil artık. 21. yüzyılın yeni dengeleri içinde, yeni ekonomik gerçekleri içinde bu uluslararası kuruluşların da reforma ihtiyacı var. Dönüşüme ihtiyacı var ve daha adil bir şekilde yapılanmaları gerekiyor. Türkiye bu başarısıyla aslında bir taraftan dünyada daha güçlü bir konum ediniyor. Bir taraftan da daha adil bir dünya ekonomik sistemi oluşması yönünde de katkı veren ülkelerden biri haline geliyor. Evet, Türkiye'nin aslında son yıllarda yaptıkları çok çok büyük, hem yatırımlar hem ekonomi büyütme anlamında. Aslında Moody's'in bu notu yükseltmesi biraz gecikti diyebilir miyiz? Gecikti, kesinlikle gecikti. Biz hep söylüyorduk zaten ama bir süre sonra piyasaları onlar da takip edecek diyorduk. Nitekim öyle oldu. Piyasa gerçeklerini görmek zorunda kaldılar. Bakın, bu kredi derecelendirme kuruluşları krizde iyi bir imtihan veremedi aslında. Bunların 3A verdiği bir takım ülkeler battılar biliyorsunuz. Ama Türkiye bu krizi başarıyla yönetti. Dolayısıyla bunu yapmalarını zaten bekliyorduk. Geç kalmış bir durumdu gerçekten. Türkiye'nin hak ettiği notu gecikmeli de olsa vermiş oldular. Bu da ama olumlu bir gelişme elbette. Evet, devlet yine çok önemli bir müjde verdi. Ben teşvik yasası ile ilgili de konuşmak istiyorum. 3 çocuğa teşvik için devletten yüklü miktarda aslında mali anlamda destek veriliyor. Yok, henüz ilan edilmiş bir durum yok. Şu anda çalışıyoruz bu konuda. Başbakan yardımcımızın başkanlığında bütün ilgili Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız, Kalkınma Bakanlığımız hep birlikte, teknik sekreteryasını da Kalkınma Bakanlığımız yürütüyor, biz yürütüyoruz. Burada dünyadaki bütün uygulamalara bakıyoruz. Nüfus gerçekten çok önemli. Biz şunu söylüyoruz. Bakın, zenginleşmeden yaşlanmak çok tehlikeli bir durum. Birçok gelişmekte olan ülkenin böyle bir sorunu var. Şimdi bu gelişmiş ülkeler zenginleştikten sonra yaşlandılar. Yaşlı ve zenginseniz idare edebilirsiniz. Ama zenginleşmeden yaşlanırsanız dinamizminiz kaybolur ve arzu ettiğiniz yere ülkenizi taşıyamazsınız. Başbakanımız hep 3 çocuk diyordu. Bu boşuna değil. TÜİK olarak, yine bana bağlı bir kurum TÜİK, ve orada bir ilk defa 2075'e kadar tahminler yaptık. Evet. Ve orada da gördük ki gerçekten bizi bekleyen çok iç açıcı bir tablo yok. Doğrudan şu an 12,5 milyon genç var Türkiye'de, evet. Ama 10,1'e düşecek şu anda nüfus artışı. İşte o yüzden şimdiden bir takım tedbirler tartışıyoruz. Bunlar sadece maddi teşvikler değil. Aslında çok boyutlu bir şey. Bir dönem maalesef çok çocuklu olmayı, çok çocuklu aileyi neredeyse geri kalmışlık gibi gösteren insanlar oldu. Kültürel olarak buna ters bakışlar oldu. Bir defa bu kültürel ortamı değiştirmemiz lazım ki başbakanımızın söylemi bu yönde çok ciddi bir değişiklik oluşturdu. Bunu ama hepimizin yapması lazım. Diğer taraftan tabii ortam çok önemli. Kadınlarımızın hem eğitim alması, hem çalışma hayatına devam etmesi, hem aileyle ilgilenmesi. Bunu hepsini bir arada yapacak daha esnek
ortamlar oluşturmamız lazım. İşte yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma, bunlar gerçekten son derece önemli. Diğer taraftan başka bir takım destekler var. Mesela sağlık alanında sezeryen hadisesi. Bu da son derece önemli. Maalesef gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğinizde Türkiye'de çok çok yüksek. Neredeyse iki doğumdan bir tanesi sezeryen ne oluyor? Bu hiç normal bir durum değil. Bütün bu unsurlarıyla birlikte buna bakmamız lazım ve doğurganlık hızını bizim yükseltmemiz lazım. Şu anda maalesef yenileme hızının altındayız. 2.08 bizim doğurganlık hızı. En az 2.10 olması gerekiyor. İşte 2.5'lara doğru bunu taşıyabilirsek daha dinamik bir nüfus yapımızı uzun vadede koruyacağız. Bu noktada hanımların çokça endişe ettiği bir konu var. Doğum izni 4 aydan 6 aya çıkması planlanıyordu efendim. Onlarla ilgili neler... Bütün bunları da tartışıyoruz ama bunlar karara bağlanmadan, özellikle Sayın Başbakanımızla nihai istişaresi yapılmadan topluma ilan edilmesi doğru olmaz. Bütün alternatiflere bakıyoruz. Az önce söylediğim gibi değişik boyutlarıyla bakıyoruz. Bunları bir paket haline getireceğiz. Hemen yapılacaklar, daha orta vadede yapılacaklar, bunlar da tartışılacak. Nihai olarak Sayın Başbakanımızın tabii değerlendirmeleri sonrasında bunlar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki son olarak ben şu anda bulunduğumuz projeye, bu gezileriniz, Dokap'la ilgili biraz konuşalım. Çok önemli. Bakın, makroekonomik istikrar çok önemli ama yetmez. Gereklidir makroekonomik istikrar ama yeterli değildir. Makro istikrarı mikro müdahalelerle birleştirmeniz lazım. İşte bölgesel politika onlardan bir tanesi. Bütün yörelerimizin potansiyelini iyi tayin edip onları harekete geçirmezsek 2023 vizyonuna da ulaşamayız. İşte bu anlayış içinde biz özellikle ortalamanın altında kalan bölgelerimize özel programlar geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi GAP biliyorsunuz, Güneydoğu Anadolu. Diğeri DAP, Doğu Anadolu. Bir diğeri Konya Ovası ve nihayet dördüncüsü de Doğu Karadeniz, DOKAP. Burada 8 ilimizi kapsar şekilde bir bölgesel idare kurduk. Ajanslarımız var. Bütün bu yeni kurumsal yapılarla birlikte yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Ve bu bölgemizin 5 yıllık geleceğine ilişkin yeni bir çerçeve kuruyoruz. Bir taraftan da bura turizm açısından muazzam potansiyele sahip. Allah-u Teala hakikaten büyük nimetler bahşetmiş, büyük güzellikler bahşetmiş. Bunu bu yeşil yol dediğimiz kapsamda bir takım ön çalışmalarına da başlamış durumdayız. Daha iyi bir turizm altyapısı kurmaya çalışıyoruz. Turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle bu bölgelerimizin potansiyelini sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bunu yapmalıyız ki ülke olarak hedeflerimize ulaşabilirim. Hem dengesizlikleri azaltalım, ortalamaya bu bölgelerimizi daha fazla yaklaştıralım, göçü daha fazla azaltalım. Bir taraftan da tabii ülkemizi topyekün daha iyi bir noktalara götürelim. Bunu sadece Ankara'da masa başında yapamayız. Biz artık yeni anlayışımızda zaten o şekilde aşağıdan yukarıya bu işleri planlamamız gerekiyor. Bir taraftan tabii ki Ankara'nın yine çalışmaları, ikisini işte birleştirdiğimiz zaman asıl kaliteli programlar, planlar çıkıyor ortaya. İl il bütün ilgili taraflarla, üniversiteler, sivil toplum, meslek kuruluşları, kamu kurumları hep bir araya geliyoruz ve tartışıyoruz. Buradaki temel öncelikleri görüyoruz. Yerel dinamiklerin, yerel aktörlerin tercihlerini görmüş oluyoruz. Çünkü artık bölgesel planlama yerel aktörlerden bağımsız düşünülemez ve bunları da gelecek planlarımıza yansıtacağız inşallah. Karadeniz ülkemizin çok büyük bir zenginliği, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür Karadenizli ediyorum. İnsanımız aynı zamanda çok çalışkan, çok sıcak, evet. Geleneksel birçok değeri var. İşte o geleneksel değerleri de koruyarak yeni döneme, 21. yüzyılda kalkınma süreçlerine yansıtmak istiyoruz bizler. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım ve konukları çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz konuğumuz oldu. Gündemde öne çıkan, ekonomide özellikle öne çıkan başlıkları değerlendirdik. Rize'den seslendik sizlere. Söz yeniden İstanbul'da Selda Atalay. Peki, çok teşekkür ediyoruz Nihal Akça sana ve yayınımıza katılan Sayın Bakan'a değerlendirmelerde bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Ve öğle ajansımızın da sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Yeni saatte gelişmelerle Haber 14'te tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.